Merhaba, ben Avustralya Eğitim ve Göçmenlik Danışmanı Feriha Güney. Bildiğiniz gibi Avustralya 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana e, Migration Göçmenlik Yasası'ndaki en büyük değişikliği açıkladı. Bu değişiklikler elbette bir anda ortaya çıkmadı. 2 Eylül 2022'de e, Göçişleri Bakanı e, Dr. Martin Parkinson liderliğinde Avustralya'nın göçmenlik sisteminin inceleneceğini ve e, Avustralya'nın ihtiyacı olan e, insan gücünün alınması için gerekli adımların atılacağını, hali hazırdaki sistemde bazı hatalar olduğunu belirtmişti. Bu çalışmalar çerçevesinde Avustralya'nın dört bir yanından çeşitli kesimlerden Avustralya göç ile ilgili hangi değişikliklerin yapılması istendiğine dair bilgi toplandı. Çeşitli kesimler bu konuda önerilerini iletti ve bu önerilerinin sonucunda da Migration Strategy adı altında Avustralya göçmenlik politikasını açıkladı. Bu değişikliklerden bazıları daha önceden yürürlüğe girmişti. Bazıları 2024 yılı içinde yürürlüğe girecek. Bazıları da 2024 sonrası yürürlüğe girecek. Gelindilerseniz bu değişikliklere bir göz atalım. Değişiklikler hangi alanda olacak, hangi alanlar etkilenmeyecek? Değişiklikler özellikle basıflı göçmenlik, nitelikli göçmenlik alanları ile çalışma vizeleri ve öğrenci vizelerini etkiliyor. Elbette bir de mezuniyet sonrası, kısaca 485 diye bilinen mezuniyet sonrası öğrenci, çalışma vizeleri ile yine 476 sayılı Türkiye'den ya da yurt dışından e, mezun, yeni mezun olmuş mühendislere yönelik vizelerde değişiklik var. Etkilenmeyecek ya da çok az etkilenecek olan vizelerse aile birleşimi vizeleri gibi. Mesela e, partner vizesi e, yani eş vizesi, e, anne baba parents vizesi veya çocuk child vizesi bu alanlarda sadece vize sayıları azaltılacak belli başlı değişiklikler yok. E, bu vizeler içinde bazı vizeler yurt içinden başvurulması ya da yurt dışından başvurulmasına göre farklı özellikler gösteriyordu. Bunların sayısı e, tekleşecek. İltica vizelerinde bir değişiklik yok. Business skill vizede de bir değişiklik yok. Zaten bu alanda kontenjan ayrılmamıştı. Yine kontenjan e, ayrılmamış görünüyor. Dilerseniz bu özelliklerden, değişikliklerden söz edelim. Şimdi öncelikle nitelikli göçmenlik alanında dedik. Bu değişikliklerin ilk bölümü ağırlıkla işveren destekli geçici çalışma vizesi olan 482'de olduğu görülüyor. İkinci parti kalıcı vizelerde olacak. Bu 2024 sonrası da gerçekleşecek ve o amaçla da çok sayıda yine toplumla dayanışma, onların görüşlerini alma süreci işleme girecek. İlk etapta 482'nin 2024'ün ilk yarısında kaldırılması bekleniyor. Bunun yerine yeni 3 akım gelecek. Ancak onun detaylarını henüz bilmiyoruz. Genel çerçevede bilgi verebilirim. Migration strateji açıklanmadan önce, bu göçmenlikle ilgili yeni strateji açıklanmadan önce zaten iki madde yürürlüğe girmişti. Bunları ben olumlu olarak adediyorum. Bunlardan ilki ee, kısa dönemli meslekler listesindeki kişilerin işveren desteğiyle kalıcı vizelere, oturum vizelerine geçmeleri mümkün değildi. Mesela restoran manager, kafe manager. Bunlar kısa dönemli mesleklerdeydi. İşveren onları ancak iki yıllığına sponsor olabilirdi. 2 yıl sonra belki çok özel nedenlerle bir iki yıl daha uzatmaları mümkündü ama onların ardından işveren desteğiyle kalıcı vizelere geçmeleri bu kişilerin mümkün değildi. Ancak bu değişti. E, bu kısa dönemli meslekler listesinde olanlar da iki yıl çalıştıktan sonra bu iş yerleri için e, yine işveren desteğiyle sürekli oturum vizelerine geçebiliyor. Bu harika bir değişiklik. Bunun dışında yine yürürlüğe girmiş olan bu strateji açıklanmadan önce minimum maaştı. Minimum maaş çok uzun yıllar dokunulmadan kaldı. 54.900 dolardı bu kişilere verilecek olan maaşlar. Şimdi bu maaşta yıllık 70 bin dolara çıkarıldı. Tabi artı süperannüasyon ödemesi. Bunlar yürürlüğe girmiş olanlar. Diğer değişiklikleri stratejiyle birlikte açıklanan değişikliklere şöyle bir kısaca göz atacak olursak 3 yeni akımdan söz ettim. 482 kalkacak. Onun yerine bu 3 yeni akım gelecek. Bu 3 yeni akım yeni bir kategori adı, bir sayıyla mı gelecek yoksa ayrı ayrı mı bunlar e, numaralandırılacak o konuları henüz bilmiyoruz. Ama bunlardan ilki skills in demand, ikincisi specialist skills pathway program, diğeri core skills pathway. Şimdi İngilizce adlarıyla söylediğim karışıklık olmaması için özellikle tercüme et, e, bunların çevirisini yapmıyorum. E, çünkü bu terminolojiyle hareket etmek gerekiyor eğer Avustralya'da göçmenliğe başvurmayı planlıyorsanız. Skills in Demand listesinde bu listede olanlar e, için e, vize 4 yıl olacak. E, en önemli değişikliklerden biri e, işveren destekli vizelerde işverenler Devlete yurt dışında çalıştırdıkları kişiler için yıllık e, cürolarına göre 1200 ya da 1800 dolar ödemek zorundaydılar. Mesela 2 yıllıksa 1200 çarpı 2 ya da 1800 çarpı 2 gibi ya da 4 çarpı 4 gibi. E, bu kişi işten ayrıldığında ya da herhangi bir şey olduğunda da bu parayı geri alınamıyordu. Çok özel koşullarda e, işveren bu parayı geri alabiliyor. Şimdi bunun taksitlendirilmesi gündeme gelecek sanıyorum işverenlerin hoşuna gidecek bir değişiklik ama güzel değişikliklerden biri hali hazırda eğer bir işveren değiştiriyorsanız bu işveren destekli geçici de o işvereni değiştirdiğiniz takdirde sürekli oturuma gidecek olan işveren destekli vizede o çalıştığınız zaman dilimi sayılmıyordu. Her şey baştan başlaması gerekiyordu bu gerçekten çok büyük haksızlıktı bu kişiler için. Şimdi bu değiştirildi. İşveren değiştirebilecek, işveren destekli e, bu vizelere geçmiş olan kişiler. İşveren değiştirebilecekleri gibi geçmişte bir önceki işveren için çalıştıkları süreç de boşa gitmeyecek. Sürekli oturuma o süreci kullanabilecekler. Bu da gerçekten güzel bir değişiklik. Ayrıca. Eğer bir işten çıkarıldıysanız, çıktıysanız bir şey olduysa süre şu an çok kısıtlı. Şu an hatırlamıyorum ama ya 60 gün ya da 90 gün içinde yeni bir sponsor bulmak ya da yeni vize başvurusu herhangi bir size uygun vize başvurusu yapmak zorundaydınız. Şimdi bunu yeni işveren bulabileceğiniz süreyi 180 güne çıkaracaklar. Bu 2024'te uygulamaya girecek. Yani 6 ay süreniz var. Bu süre sarfında herhangi bir işte de çalışabileceksiniz. Ayrıca sponsorluğu kabul edilmiş iş yerlerinin adları, kaç kişiye sponsor oldukları, hangi mesleklerde sponsor oldukları da listelenecek, kayıt altına alınacak ve bu kayıtlardan kamuoyuna açık hale gelecek. Dolayısıyla eğer siz aynı alanda iş arıyorsanız, sponsor oluyorsanız belki bu işverenlere ulaşmanız daha kolay olacak böylece. İkincisi, değişikliklerden diğer gelecek değişikliklerden ikincisi de specialist skills pathway stream. Şimdi bu da şu, özelliği bunun şu meslek listesinde olmayabilirsiniz. Herhangi bir alanda uzmansanız eğer o iş yerinin işine yarayacaksanız bu durumda size özel bir yer ayrılıyor. Şu an mesela dünyada çeşitli yeni gelişen meslekler var. Bu mesleklerin adları henüz Avustralya'da olmayabilir. Kendi alanınızda uzmansınızdır ve bunlar kanıtlanabilecek durumdadır. Listede yoksanız eğer şu an herhangi bir şey yapılamıyor. İlla o listede olmanız lazım meslek listelerinin birinde. Halbuki bunda meslek listesinde olmanız gerekmiyor. Alanınızda uzman olmanız lazım. Ancak bunlara marangozluk, şeflik, e, tuğlacılık gibi zanaatkarlık alanı diyebileceğimiz alanlar buna dahil değil. Minimum maaş bu alanda 135 bin olmak zorunda. Kontenjan yalnız 3 bin kişilik. Bu 3 bin kişilik kontenjan bir mali yılda olacağını e, düşünüyorum. Herhalde mali yılı kapsayacak bu 3 bin. E, şu an çok bir netlik yok. En güzeli de 7 gün içinde sonuçlanacak bu vize başvuruları. Özellikle çok uzun süredir vizelerinin sonuçlanmasını bekleyenler açısından bu belirsizlik süresinin ne kadar kötü olduğunu biliyoruz. 7 günde sonuçlanacak. Bu da güzel bir şey. Sonuncu da 3. akımda Core Skills Pathway program. Buna da işte e, her türlü meslek e, olabilir ama Core Skills Occupation List yayınlanacak. Tek listede bu. E, kısaca CSOL diye bilinecek. Core Skills Occupation List. Bu listede de ee, sanıyorum aşçılık e, e, gibi aşçılık e, tuğlacılık buna benzer mesleklerin yanı sıra diğer profesyonel mesleklerde bunun listesinde Avustralya'nın ihtiyacı olan alanlar bu listede yer alacak. Minimum maaş bu alanda 70 bin olmaya devam edecek ve başvuru 21 gün içinde sonuçlanacak. Peki neyi bilmiyoruz? Bu programlardan sürekli oturuma geçmek için hani gerekenlerin neler olacağı Konusunda henüz detaylar yok. Bu detaylar da daha sonra belirtilecek. Belirtildikçe de biz de sizlerle paylaşacağız. Şimdi ilk etapta dediğim gibi bu geçici çalışma vizeleri konusunda geldi değişiklikler. İkinci bölüm sürekli oturum vizeleri konusunda olacak. Bunlar özellikle ağırlıkla da mesela 189, 190, 491 gibi vizelerde yapılacak olan değişiklikler de 2024 sonrası gündeme gelecek. Bunlar bir anlamda reformlar. Bu ne demek? Bu konuda consultation yani toplumun çeşitli kesimleriyle bu konuyla ilgilenen kesimlerden görüşler alınacak ve bu görüşler doğrultusunda reformlar planlanıyor. Hangi alanlarda? Bir kere her şeyden önemlisi puanlama sisteminde değişiklik bekliyoruz. Bu değişiklik nasıl olacak tam olarak bilmiyoruz ama bazı olumlu göstergeler var. Bunlar neler? Ee, bildiğiniz gibi şimdi yaşa göre puan alıyorsunuz. Eğer 40 yaşın üzerindeyseniz puanınız epeyce düşüyor. Ee, ama hali, iş deneyiminiz de var. Şu dengeyi korumaya çalışacaklar. Yaşla iş deneyimi arasındaki bu o, bağı güçlendirmek istiyorlar gençlerin yaşı yüzünden aldıkları yüksek puan var ama iş deneyimleri yok İş deneyiminizin olabilmesi için yaşınızın ileri olması lazım ancak o zaman elde ediyorsunuz bu iş deneyimini dolayısıyla yaşları büyük olup ama iyi iş deneyimi olanları e, e, zor durumda o dezavantajlı durumdan kurtaracaklar görünüyorlar tabi bu gelen önerilerle e, gelen önerilerle biraz daha şekillenecek İkincisi eşlerin katkısı. Bildiğiniz gibi yine hala hazırda bekarsanız 10 puan alıyorsunuz. Eğer eşiniz e, İngilizce biliyorsa sadece 6 düzeyinde ve karşılığında 5 puan alıyorsunuz. Eğer eşinizin de artı değil tabii ya o ya yani bekarsanız aldığınız 10 puan var. Diyelim ki evlisiniz, e, eşinizin İngilizce bilgisi var sadece mesleği yok 5 puana iniyorsunuz. Eğer işinizin hem mesleği hem de e, dili varsa İngilizcesi iyiyse o durumda 10 puan alıyorsunuz. Şimdi bu durumda eşlerin katkısı konusuna farklı bir yaklaşım getirecekleri belirtiliyor. Yani hani e, İngilizce bilmeyen, mesleği olmayan biriyle evlendiğinizde dezavantajlı belki de sizi durumdan kurtaracak yeni bir öğrenimleri gelecektir. Dileriz öyle bir şey olur. Çünkü genellikle biz uyarıyoruz, özellikle expression of interest verdiğimiz danışanlarımıza evleneceğiniz zaman haber verin. Çünkü eğer evleneceğiniz kişi İngilizce bilmiyorsa, mesleği yoksa, 10 puanınız azalacak ve bu sizin vize, eğer davet alırsanız vize reddine kadar götürebilecek bir durum diye önceden uyarıyoruz. Bu durumda bir olumlu gelişme olacak gibi görünüyor, ama bu reformun nasıl olacağını yine bilmiyoruz. Ama en önemlisi aslında kendi alanlarında, meslekle ilgili alanda çalışmakta olan e, nitelikli alanlarda diye geçiyor bu. Ben bunu e, kendi alanlarında basitli olduğu alanlarda çalışanlar olarak düşünüyorum. Uluslararası öğrencilerin göçmenliğe geçişleri kolaylaştırılacak. Dolayısıyla e, Avustralya'ya geldiğinizde eğer bir mesleğiniz varsa bu alanda işe girmeye çalışın yani iş bulmak çok 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 önemli olacak e, diyorum. Bir de geçici vizedekilerin göçmenliğe geçişlerinde kolaylık sağlanacak. E, özellikle e, üst düzeyde e, bilgisi, niteliği, deneyimi olanlar için, Onların yollarını kolaylaştıracak, adımlar atılacağı söyleniyor ama bunların altında henüz gerekli bilgiler yok. Sadece hani ilk dilin kullanımı açısından olumlu olabilecekler konusunda yorum yapabiliyoruz. Bunlar şu ana kadar özellikle 482 gibi geçici çalışma işveren destekli geçici çalışma vizeleriyle ilgili olan temel değişikliklerdi. Tabii bunlardan çok daha fazlası var ama bu süreç içinde ancak hani doğrudan sizleri etkileyebileceklerin içinden önemli olanları seçmeye çalıştık. Peki öğrenci vizelerinde ne olacak? Neden öğrenci vizeleri de bu stratejinin içine dahil edildi? Kimler etkilenecek? Şimdi dahil edilmesinin nedeni Avustralya'da öğrencilikten göçmenliğe geçiş mümkün olduğu için öğrencilikle ilgili olarak da bazı öğrenci vizeleriyle ilgili de önemli değişiklikler yapılacak, yapıldı. Bazıları yürürlüğe girdi. Ee, mesela Avustralya'ya geldiğiniz takdirde Avustralya'dayken bazı öğrenciler yüksek lisans yaparken e, daha sonra Vazgeçebilecekleri süreç, e, yasal süreç geldiğinde e, sertifika ya da diploma programlarına geçebiliyorlardı. Şimdi e, o zaten biraz sıkılaştırılmıştı. E, daha e, dikkatlilerdi bu konuda. Bu konuya daha da ağırlık verilecek. E, hesapta gösterilecek olan yaşama gideri e, 24.505 dolara çıkarıldı. Eş ve çocuklar için de eğer e, ada başvuranla birlikte geliyorlarsa veya hala hazırda Avustralya'dalarsa, onlar için de gösterilecek para artırıldı. E, şu ana kadar zaten bu yasa çıkmıştı. E, özellikle meslek eğitimi sektörü, yani sertifika, diplomayı programlarını sunan eğitim e, veren kurumlar denetleniyorlardı. Şimdi bu denetlenme daha da sıkılaştırılacak. Bir de şöyle bir şey var. Bu henüz gerçekleşmedi, bir düşünce aşamasında. Göçmen ajantaları Avustralya'da lisanslı göçmenlik ajantaları bizler, Mara tarafından Migration Authority, Migration Authority Registration, Migration Agents Registration Authority, Mara tarafından e, lisansımız veriliyor ve onlarla, onlar tarafından sıkı denetleniyoruz. Verdiğimiz her türlü bilgiden sorumluyuz. Şimdi eğitim ajantalarının da bu şekilde OMARA tarafından kontrol edilmesi söz konusu. Şu an bu düşünce aşamasında. Daha sonra gelecek öneriler doğrultusunda eminim gözden geçirilecektir. Yine öğrenci vizeleriyle ilgili şimdi 2024'ün ilk yarısında uygulanması planlarından bahsedeyim. E, sertifika, diploma ve foundation programları için minimum IELTS 5.5 ve karşılığı diğer İngilizce e, sınavlarından bunun karşılığı gerekiyordu. Şimdi bu 6'ya çıkarılacak. İngilizce artı sertifika, diploma programları için e, IELTS'den minimum 4.5 veya karşılığı diğer İngilizce sınavlarından almanız gerekiyordu. Şimdi bu 5'e çıkarılacak. Aslında Türkiye'den gelenler için zaten eğitim kurumlarının çoğu dört buçuktan dört çok fazla kabul etmiyorlardı. Zaten 5'i istiyorlardı. Türkiye'nin de değerlendirme puanının düşük olması nedeniyle. Bunlar yani İngilizce ile ilgili değişiklikler 2024'ün ilk yarısında gerçekleşecek. Bir de değerlendirme puanı bir, iki ve üç olanlar için biraz zorlu bir dönem başlıyor. Bildiğiniz gibi Avustralya hem okulları hem ülkeleri değerlendir ülkelere değerlendirme puanları veriyor. Ülkelerin değerlendirme puanları o ülkelerin ekonomik, sosyal ve politik durumlarına göre riskli olup olmadıklarına göre değerlendiriliyor. Bir en iyisi, üç en kötüsü. Türkiye üçüncü sırada. Okullar da Avustralya'daki okullarda da o okullara başvuranların vize red oranları artı Avustralya'ya geldikten sonra vize koşullarını çiğneme oranları ve başka vizelere geçme oranlarına göre de bu okulların da Avustralya'daki okullarında değerlendirme puanları var. Avustralya'daki okulların değerlendirme puanları 2 ve 3 olanların olanlara başvuruların değerlendirilmesi biraz zaman alacak. Bu konuda yavaşlatacaklar. En önemli değişikliklerden biri bu. Ayrıca şimdiye kadar niyet mektubu yazıyordunuz biliyorsunuz. Bu niyet mektubunda yeni maddeler ekleniyor. Daha önceki adı GTE Şimdiki kısaltılmış adı GST olacak. Ve özellikle Avustralya'da veya yurt dışından başvururken de Avustralya'daki bu bölüme niçin başvuruyorsunuz? Bunun sizin akademik ve kariyerinize katkısı ne olacak? Bitirdikten sonra ne hedefliyorsunuz? Bu üç soru çok çok önemli olacak. Bu konuyla ilgili kanun hükmünde kararname çıkacak ve yeni maddeler eklenecek daha önceki niyet mektubunda olması gerekenlere. Dolayısıyla diyelim ki e, bir alanda e, makine mühendisisiniz ama Avustralya'ya geldiniz burada bambaşka bir alana yönelmek istediniz. Sertifika veya diploma düzeyinde bir alana geçmek istediniz. İki aşamada iki konuda yolunuz birazcık e, zorlaşabilir. Eğer yüksek lisansa geldiyseniz buraya onu değiştirmeniz çok zor olacak. Yani neredeyse imkansız olacak. Ama diyelim ki geldiniz İngilizce programıyla geldiniz onu bitirdiniz. Bu durumda kariyer değişikliği mümkün. Herkes hayatının bir döneminde kariyer değişikliğine gidebilir. Sadece şuna engel olmaya çalışıyorlar. Yani bir gecede ben karar verdim, atıyorum mesela e, tuğlacı olmak istedim ya da bir gecede karar verdim şef olmak istedim. Bunun yerine sizin niyetinizin ciddi olduğunu onlara göstermeniz gerekecek. E, bu anlamda da bu eğitimin sizin iş ya da akademik geçmişinizde bağlantısına da bakılacak. Diyelim ki geldiniz Avustralya'ya ve bir yerde mutfakta çalışmaya başladınız. Aşçı olarak çalışıyorsunuz, o alanda eğitiminiz yok. Fakat yani siz orada çalışmanıza istinaden bu alanın yeni kariyer alanı olacağınıza karar vermiş olabilirsiniz. Bunun üzerinde gerçekten samimiyseniz, bunu kanıtlayacak ögeleriniz varsa... Mesela iş yerinizden o iş yerine alacağınız referans mektubu, mesela o iş yerinden alacağınız payslipleriniz yani maaş bordrolarınız. Bunlar sizin niyetinizi kanıtlayabilecek şeyler. Yani bir gecede ben e, karar verdim ve bambaşka bir alana yöneldim değil. Ben bunun için uğraştım, bunu gördüm. Hayatımı ben yeni bir kariyerle değiştirmek istiyorum diyebilmeniz lazım. Aksi halde işiniz Avustralya'da da olsa zorlaşabilecek. Aslında e, bu değişiklikler e, e, bir anlamda e, şunlara e, yardımcı olacak sizler açısından. Çünkü bazılarınız biliyorum ki e, yeni bir hayat kurma yolunda bazen farkında olmadan yanlış kararlar verebiliyorsunuz. Bir diplomadan ötekine geçerek zaman harcayabiliyorsunuz. E, sizin bu şekilde hayatınızı aslında farkında olmadan bir taraftan da geleceğinizle ilgili gençliğinizin en önemli yıllarını boşa harcıyorsunuz e, bazen. Gerçi her yanlış aslında pozitif tarafını da beraberinde getirir. O pozitiflere belki yoğunlaşmanızda elbette fayda var ama kariyerinizi göz ardı etmeden. Çünkü en pahalı şey okul değil aslında. En pahalı şey gençliğiniz sizin kariyerinizi oluşturduğunuz e, yeni hayata önünüzdeki 50 yılı garantilediğiniz bir süreç. Bu süreci kimsenin eline bırakmayın. Kararı siz verin. Avustralya hükümeti bu konuda son derece şeffaf. Bütün kararlarını yayınlar. E, okuyun, takip edin. Biri size bir yere yönlendirdi diye biz bile olsak asla o konuda kendiniz araştırma yapmadan, üzerinde kafa yormadan asla karar vermeyin. Size verebileceğim en önemli öneri bu. Elbette tüm bu değişikliklerin sonucunda da söyleyebileceğim en önemli şey, en başından stratejinizi iyi belirleyin. Ne yapmak istiyorsunuz, nereye gitmek istiyorsunuz ve bunun için ne gibi adımlar atmalısınız. Bu sizin için hem geleceğinizi planlamanızda hem de eğer Avustralya'da göçmenliği hedefliyorsanız ona ulaşmanızda faydası olacak. Türkiye'den başvuranlar açısından da peki zorlaşacak mı bu süreç daha da? Aslına bakarsanız zaten bayağı zorlanıyorduk biz Türkiye'nin e, düzeyinin 3 olması nedeniyle. Eğer dil gerekliliğini sağlıyorsanız, finansal gerekliliği sağlıyorsanız, eğitiminizle işe girmeniz arasında... Büyük bir boşluk yoksa 6 ay veya daha fazla bir boşluk yoksa varsa bile bunu açıklayabiliyorsanız bunun bir gerekçesi varsa e, yapılacak neden o eğitimi yapacağınız ve sonucunda ne yapmak istediğinizle ilgili ciddi şeyler e, ortaya koyabiliyorsanız hala umutsuz değil yapabilirsiniz. E, bu konuda da tabii yine eğitim alanınızı seçerken son derece dikkatli olmalısınız stratejinizi en başından iyi belirlemelisiniz diğer alanlardaki değişiklikleri de şöyle özetleyebilirim ee, Avustralya Avustralya'da öğrenci olup herhangi bir şekilde kalıcı vizelere geçiş yapma olasılığı olmayan öğrencilerin e, bir diplomadan ötekine geçmelerine izin vermeyecek e, Dolayısıyla aslında bu biraz da sizin yararınıza. Böylece siz de boşu boşuna vakit kaybetmemiş olacaksınız. Avustralya'da eğitime devam etmek isteyenler de yapacakları eğitimin akademik ve yine kariyer çerçevesinde ne gibi etkisi olacağı daha dikkatle incelenecek. 2024'ten sonra da hedeflenen bazı reformlar var. Bunlar da güzel olanlar. Bunları olumlu olarak görüyorum ben. Yüksek öğrenim programları staj programlarını da içirecek şekilde düzenlenmesi isteniyor. Bu çerçevede hem eğitim kurumları hem sendikalar hem endüstri grupları ve devlet bir araya gelerek lisans ve yüksek lisans programlarının stajı da içerecek şekilde olmasına gayret edecekler. Özellikle iş bulma konusunda bu staj programlarının programa yedirilmiş, ana programa yedirilmiş bu staj programlarının çok önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü iş bulmak çok önemli olacak. Sizi göçmenliğe taşıyabilecek en büyük adımlardan biri olacak. Diğeri de hali hazırda sadece yerel öğrencilerin faydalanabildiği bir çıraklık sistemi var Avustralya'da. Bu da daha çok meslek eğitimi görenler açısından. Devlet hatta bu iş yerlerine önemli destekler de veriyor çıraklık eğitimi için hem eğitim görüyorlar hem çıraklık eğitimi alıyorlar yani iş başında eğitim alıyorlar ve bitirdiklerinde de kendi alanlarında iş bulmaları çok kolay oluyor bu kişilerin şimdi bunun bu düşünce aşamasında yalnız bunun uluslararası öğrencileri de içine alacak şekilde genişletilmesi düşünülüyor ki bence bu da çok önemli bir değişiklik diye düşünüyorum en önemli değişikliklerden biri Eminim çoğunuzu kaygılandırdı. Ben önce 476'dan söz edeyim yalnız. Bu yurt dışından Türkiye'den gelenler için söyleyeceğim şimdi. MÜDEK'e üye MÜDEK'in onayladığı mühendislik bölümlerinden üniversitelerden mezun olmuşlar için 476 sayılı yeni mezun vizesi vardı. Mezuniyetten 2 yıl içinde başvurulabiliyordu bu vizeye ve çok sayıda mühendis de bu şekilde Avustralya'ya gelebildi. 476 kaldırılıyor. E, bu iyi bir haber değil elbette. Dolayısıyla eğer siz bu üniversitelerden mezunsanız elinizi çabuk tutun. Kaldırılmadan bu değişiklikler 2024'ün ilk yarısında kaldırılacak 476. Bir an önce başvurunuzu yapın. Diğeri 485 ile ilgili olanlar. Bu konuda da yaşı büyük olanları biraz zorlayacak bu sistem. Çünkü yaş limiti getirildi. 35 yaşından sonra Avustralya'da 485 sayılı yeni mezun vizesine başvuramayacaksınız. Onun yerine yeni bir strateji geliştirmeniz gerekiyor. Bir an önce gereken adımları atın çünkü bu değişiklik 2024'ün ilk yarısında yer alacak. İngilizce puanı 6'dan 6.5'a çıkarılacak veya diğer karşılığı ayatsın karşılığı diğer İngilizce sınavlarında. E, ayrıca e, 485'in süresi kısaltıldı. Bir ara uzatılmıştı biliyorsunuz. Özellikle bazı alanlar için Covid sonrası bazı e, uzatmalar verilmişti. E, onlarda değişiklikler var. Lisans ve, ve yüksek lisans programlarını derste tesis yapanlar için 2 e, yıllık e, 485'te 2 yıllık çalışma vizesi verilecek. Tezli e, yüksek lisans yapanlarla doktorasını yapanlar, doktora yapanlar mesela 4 yılda daha önce onlar da 3 yılla sınırlı olacak. Uzatmaları ancak kırsal kesimde 1 veya 2 yıl eğitim görmüş olanlar başvurabilecekler uzatmaya 485'te. Sadece Hintli öğrenciler bunun dışında çünkü onlar Hindistan'ın yaptığı özel bir anlaşmayla onlara biraz daha farklı, biraz daha uzun bir süre tanınıyor. Bu arada bu da güzel bir şey gelişme. 482 vizesi olanlara kalıcı vizelere geçmeleri için daha kolaylıklar sağlanabilecek, özellikle Skills in Demand denen o ilk açıkladığım değişiklikteki programlar için biraz daha kolaylık sağlanacağı söyleniyor ama detayları dediğim gibi bilmiyoruz. 2024'te uygulanması beklenen diğer konular ya da bazıları bir kez daha tekrarlamış olacağım vize kategorilerinin sayıları azaltılacak özellikle aile birleşiminde e, belirtmiştim hani yurt içinden başvurmayla yurt dışından başvurma arasında bir fark olmayacak tek bir tane ismi olacak onun sayısı olacak bazı çalışma vizeleri kaldırılacak ki bunlardan biri 482 tek bir meslek listesi olacak e, piara yani e, sürekli oturuma e, geçiş e, daha net olacak meslek e, denkliği süreci kolaylaştırılacak. Umarım TİARA'ya yapılan başvurular da kolaylaşır. Çünkü en zorlandığımız başvurular e, Trade Recognition Australia'ya yaptığımız başvurular. Gerçekten e, onların web sayfaları inanılmaz zor ve e, koyduğunuz bilgiler e, orada kalamıyor. E, yanıt almamız çok zor. Dilerim onlarda da bir hızlanma ve düzenli olur bu çerçevede diyorum. Bir de kırsal kesim vizelerine önem verilecek. Bu ne demek? Hem kırsal kesimde işveren bulabilirseniz şansınız artacak. Hem de 491 sayılı özellikle vizeyiye daha dikkatli bakın diyorum. Özellikle ellerinde mesleği olanlar için. Dolayısıyla tüm bu değişikliklerin ışığında ne söyleyebilirim? Tüm bu değişikliklerin ışığında stratejinizi en baştan çok iyi Değerlendirmeniz gerekiyor. Eğitiminize karar verirken sadece göçmenlik için değil, şimdi çok daha fazla hem kariyeriniz hem göçmenlik için dikkate almanız gerekenler var. Ee, ve seçiminizi yaparken birçok soruyu kendinize sorun. Mesela eğer kariyer değişikliği düşünüyorsanız ki bu olabilir, ama bunun altını boş tutmayın. Haklı gerekçelerinizi ortaya koyun. İngilizce çok önemli, iş bulmak çok önemli bu konuya özellikle ağırlık verin diyorum. Şimdilik bu kadar değişikliklerin altı dolduruldukça ek bilgiler geldikçe bunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın şimdilik.